Günaydın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, bunlar varken benim gezmediğim yer kalmayacak herhalde. Bugün de spor salonundayım. Tuana spor salonuna yazılmış. Anam gözüm kafam nasıl şiş. Sevgili takipçilerim, haplarım bitti, gidip yazdırmaya eriniyorum. Gözüm kafam patlayacak. Görüntüme bakmayın hiç. Yüzüme bakmayın, izleyin varsa. Sadece sesimi dinleyin. Biraz görüntü kirliliği yapıyorum, kusura bakmayın da. Tuana spora yazılmış. Beraber gidelim teyze dedi ilk günü bugün. Yeğenimin yanında olayım dedim bu büyük gününde. Hocayı bekliyor, hoca da gelmemiş daha. Tuana da teyze video başlatalım dedi. Ben de iyi fikir dedim. Yani şurada boş oturana kadar bir video başlatayım. Bir de sevgili takipçilerime günaydın diyeyim. Dedim, hal hatır sorayım dedim. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bu saatte herkes %90 uyuyordur da. Gerçi okullar açıldı değil mi? Açılmadı teyze, saçmalama Niye sen de. bazılar açıldı ya? Burada Küçükler. açılmadı. Tabii birinci sınıflar açılmadı. Okula gidenlere, tempolu olanlara kolay gelsin, uyuyanlara kahın gayrı sabah oldu diyeyim. Tuana'nın hocasını bekliyor arkadaşlar. Şaştık buradan öğrenip video çekelim dedik. Ama video nasıl ilerler, sonu nasıl gelir bilmiyorum. Nasıl bitirir onu da bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Video açalım diye de kendini niye göstermiyorsun? Öte dönüyorsun. Kendisi video açtırıyor. Ben çekerken de öte dönüyor. Şöyle bir de çevremizi alalım arkadaşlar. Aksaray. Alabildiğim kadar. Aksaray'ı özleyenler izlesin. İlyas tatilinde gelir arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Yaz okulu yazıyor adı üstünde. Millet okul kapanınca geldi. Bizimki de okul açılınca gelir işte böyle. Bu Aksaray'ın kışı geldi. Bir soğuk, bir soğuk. Merhaba sevgili takipçilerim. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir. Allah'ın iyilik, sağlık, sıhhat versin cümlemize. Arkadaşlar Tuana'nın sporu bitti. Biraz onu seyrettim orada. Biraz sıkıldım içeride. Uzun sürdü. Biraz 2-3 saat sürdü. Çıktım biraz yürüyüş yaptım. Hem yürüyüşümü yapmış olayım dedim bu arada da. Tuana'yı Canan teyzesi çağırdı. Ders veriyor Canan ona. Geldi. Derslerini vereyim diye çağırdı. Tuana'yı oraya gönderdim. Ben de eve geldim arkadaşlar.
Eve gelir gelmez de hemen bir kahvaltımı hazırlayayım dedim. Kahvaltıyı yaparken de fasulye koydum. Fasulye haşlayacağım. Hemen yemek telaşı kafamdan bir gitsin. Ondan sonra da kahvaltımı yapayım biraz. Dünden kurular neyi hazırladım dedim. Domates, erik, çocuğu evde ne varsa doğradım, oydum, güneşe koydum arkadaşlar. Bir onları çevireyim, onlarla uğraşacağım bugün de. Yani kışlık hazırlıklara devam. Kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle fasulyemi haşladım, ayıtladım, haşlamaya koydum. O orada haşlanırken şunların da eli yüzü hep toz oluyor şeyde, balkonda, dolapta. Bunu da götüreyim yerine koyayım. Şöyle çayımı da koyayım, ben çayım da kaynaya dursun. Tek ben olduğum için şöyle tekten koyacağım arkadaşlar. Böyle 2 bardaklık koyuyorum sevgili takipçilerim. Bana yetiyor zaten. Çayımı da koyayım. Burada kaynarken kahvaltı hazırlayayım. Fasulye başlasın arkadaşlar. İlerleyen zamanda görüşelim inşallah. Kahvaltımı yaptım sevgili takipçilerim. Bana ve kahvaltı yapmak isteyenlere afiyet olsun. Şöyle fasulyemi de koydum arkadaşlar. Koyuyorum. Soğanını doğradım. Soğanı kavruluyor burada. Kavruldu daha doğrusu. Fasulyemi de burada yıkadım güzelce. Şöyle salçamı da alayım. Azıcık bir şey yapacağım arkadaşlar. 2 kişilik. Toz biberimi de atayım. Biberimi de attım sevgili takipçilerim. Şimdi fasulyelerimi de döküyorum. Salçası güzelce kavruldu. Tuzunu da attım arkadaşlar. Şöyle suyunu da döktüm mü? Yemeğimiz hazır. Bu tasaya attık. Yemek pişti mi? Her iş gördü sayarım arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatayım. Fasulyemiz pişe dursun sevgili takipçilerim. Kaldığımız yerden devam sevgili takipçilerim. Bu arada sizler ne yaptınız, ne işler görüyorsunuz arkadaşlarım? Kışlık hazırlıklarınız tamam mı, yapıyor musunuz, neler yapıyorsunuz? Bize de bir fikir verirseniz sevinirik sevgili takipçilerim. Kanal arkadaşlarımızdan görüyoruz, çeşit çeşit kışlık hazırlığı yapıyor herkes şu anda. Ben de kışlık hazırlığına devam arkadaşlar yine. Yemeğimi koydum. Yemek pişerken de eşim şöyle üzüm almışmış arkadaşlar. O da biraz ekşi gibi yenmedi. Bayağı da almış bir sürü, birazını yedik. İyice ekşiler kaldı. Baktım telef olacak. Temizledim, güzelce yıkadım. Şöyle ben yemeğe koyana kadar da suyunu sızdı arkadaşlar. Kavanozlara şöyle üzüm hoşafı koyacağım. Kışlık ölmezsek yerim arkadaşlar. Telef olup çöpe gidene kadar. Bir çeşit olur diye düşündüm. Şöyle üzümlerimi doldurayım ben. Kavanozlarımı da yıkadım güzelce. Solağına koydum. Elim şeymiş, kararmış arkadaşlar. Tam 2 kavanozluk, 2 kiloluk kavanoz oldu arkadaşlar. Tam da ayarlamışsın. Şimdi bunların üstüne 2'şer kaşık şeker atayım. İstediğinize göre 1 kaşık, ister 2 kaşık, kaç isterseniz atabilirsiniz. Biraz ekşiye üzüm, ben 2 kaşık atıyorum.
Bu arada suyumu da koydum, kaynıyor. Hemen bu da tuz mu yoksa? Tuz olur da mahvolur. Elim bir yıkayım. Suyumu da alayım. Vallahi çöpere gidene kadar böyle bir çeşit olsun. Geçen sene yaptıydım. Sevgili takipçilerim, 3-4 kavanoz gayet de güzel gitti. Gelenimiz gidenimiz oldu mu, ev halkı yemese bile gelenimiz gidenimiz oldu mu elin altında hazırca koşar. Yemeklerin yanına güzelce çıkarırız. Allah nasip ederse. Suyunu da koydum. Şöyle azıcık dökün de patlar nedir. Kapaklarım da eski kapak, yeni değil. Şöyle bir sıkılayım. Ondan sonra da her ihtimale karşı kaynatacağım arkadaşlar. Sıfır olmadığı için belki atma şeyi olur. Şöyle tencereme daha su koydum. Hemen bunlar bir 5-10 dakika kaynasın. Ağızları sıkılandı mı? Poşakımız da tamam arkadaşlar. Yemeğimiz de pişiyor. Bugünkü işimizi kolayladık sevgili takipçilerim. Şunları da kaldırayım. Allah cümlemize iş kolaylığı versin, iş kaygısı versin arkadaşlar. İş nasıl olsa oluyor. Önce sağlık. Şuralarımı bir toparlayayım ben. Onlar da kaynaya dursun. O zamana yemeğim de pişer. Mutfağımın işi bitti mi içeriye geçeceğim sevgili takipçilerim. Üzümlerim kaynadı arkadaşlar. Vakumlandı güzelce. Şöyle ocağın üstünden aldım. Ters çevirdim, üstünde örtüyüm. Bu bir gün, yarına kadar böyle dursun. Ve kışlık hazırlığa hala devam arkadaşlar. Mersin'e giderken bu fasulyelerimi güzelce dildim, serdiydim arkadaşlar. Ay. O da nasıl iyi bulurmuş, şöyle çitir çitir olmuş. Balkonda bölgeye serdim arkadaşlar. Yemyeşil kurumuş böyle. Şöyle bir kabım vardı. Bunları da dolduruyorum. İçine de azıcık tuz atayım. Kaya tuzu. Bu da hazır. Kurularımın yarısı köyde, yarısı burada arkadaşlar. Burada elime geçeni burada hazırladım. Köyde elime geçeni köyde hazırladım. Buradakileri böyle bir halledeyim. Ondan sonra da hafta içi köye gideceğim. Allah nasip ederse oradakiler de derleyin, toplayın, getireyim, hep birleştireyim. Daha orada da var bir sürü fasulye. Kışın Allah nasip ederse eşimizle, dostumuzla, sevdiklerimizle inşallah iyi günlerde yemeği nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım cümlemize. Tamam arkadaşlar. Köydekini de getirdim mi? Bunu doldurayım inşallah. Ağzını da kapatayım. Kiler dolabına koydum. Ölürsem ölümüzde yenir. Diri olursak sağlığımızda yenir. Eşimizle dostumuzla arkadaşlar. Herkese sağlığına yemek nasip etsin inşallah. Bir de balkondaki kurularıma bakayım. Sevgili takipçilerim. Giderken koyduydum. Mersin'e giderken biraz geldikten sonra dolabın içini temizledim. Öyle koydum. Yeni koyduklarımı bir çevireyim. Diğerlerine de bir bakayım arkadaşlar. Bu arada mutfak da acayip sıcak. Balkondakileri de bir kontrol edeyim. Ondan sonra bunları yerlerine yerleştireyim.
Şu da mısır püskülü kuruttum sevgili takipçilerim. Bende iltihaplı romatizma var. Mersin'deki arkadaşımın damadında da iltihaplı romatizma var. O da aynı şikayetten, yani hastalığı aynı. O sürekli böyle mısır püskülü, kiraz sapı, bir de dut kurusu içiyormuş. Buradan aynı hastalıktan olanlara da söyleyeyim. Allah'ım herkese şifalar versin arkadaşlar. Bunları çay gibi demleyip içiyormuşsun. Çok iyi geliyormuş. Özellikle dut kurusu. Kuru kuru yiyince de çok iyi oluyormuş. Suyun içine ıslatıp sabah aşkarına suyunu içecekmişsin. O da çok iyi oluyormuş. Bir deneyim dedim arkadaşlar. O tavsiye etti böyle ben sürekli kullanıyorum diye. Böyle biraz kuruttum. Biraz daha elime geçerse mısır alırsak ondan da kuruturum. Aktarlardan biraz da kiraz sapı alayım. Dut kurusu da zaten sürekli bulunuyor aktarlarda. Böyle hastalığı olanlara, aynı şekilde rahatsız olanlara tavsiye ederim. Bir deneyelim hep birlikte. Ben de yeni deneyeceğim. Allah'ım tüm hastalara şifalar versin. Şimdi balkonuma bir geçeyim arkadaşlar. Bir de oradakilere bakayım. Şuraya da şöyle domateslerimi koydum arkadaşlar. Az az böyle yazdan beri kuruduyorum elime geçtikçe. Bunları da yeni koyduydum. Geldikten sonra dolabı boşalttım. Çıkanları böyle koyduydum. Bunlar da hemen 2 günde kurumuş. Böyle betona koyuyorum. Bir de öbür taraftakine bakalım. Arkadaşlar bizim asıl güneş gören balkonu odaya katmışlar ev sahibi şöyle. Yani güneş tarafta balkonum yok. Diğer balkonda gölge. Böyle acil kuruyacakları ya şöyle koltuğun üstüne koyuyorum camın önüne. Ya da şöyle camın dışarısına koyuyorum arkadaşlar. Şuraya şöyle biraz elma vardı. Onlar da inmedi yine. Doğradım kışın ya hoşafı yapılır ya da kahve yanına ne konuluyor ya şimdi. Meyve kuruları. Öyle değerlendiririz diye elma koydum oraya. Biraz daha kurutmuştum. Onları yerine koydum. Bunları da sonradan doğradım. Şöyle yine camın dış tarafına biraz yeşil biber ne koydum. Şunlar da kuruyanlar yerlerine konacak. Şu da domateslerin kabuğunu atmadım arkadaşlar. Biber çektirirken içine atayım güzel olur diye annem böyle yapardı rahmetlik. Anam o da uçacak. Rüzgar çıktı. Kuruların bir yarısı da böyle burada kuruyor arkadaşlar. Bir yarısı köyde. Şöyle buraya da bu domatesleri koydum dolmalık. Yemeklik doğradım kimini. Kimini dolmalık yaptım koydum. Şu kadar yerde bir sürü kuru kurutuyorum arkadaşlar. Böyle camın dışı Allah'tan geniş. Öyle koyuyorum. Ayten arkadaşım da yayla şeftalisi almışmış Mersin'den gelirken bize. Onu da yiyen olmadı. Geleli baktım çürüyecek. Dediğim gibi kahve yanına ne şimdi böyle meyve kuruları konuluyor ya. Doğradım 3-4 tane kalmışmış. Kurusun telef olana kadar. Biraz da erik getirdiydim. Erikleri de koydum. Yiyen yok. Burası da böyle arkadaşlar. Bunlar da kuruyunca yerleşecek inşallah. Hepsi derlenecek, toplanacak sevgili takipçilerim. Bugün de bunlarla uğraştım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlarım çağırdı. Yemeğimi yaptım, işimi bitirdim. Yerleşecekleri yerleştim arkadaşlar. Şimdi de gezmede sıra. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun sevgili takipçilerim. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. İzlenmelerim çok az arkadaşlar. Tüm emeklerim boşa gidiyor. Hiçbir şeye yaramıyor. Bu da sizin elinizde sevgili takipçilerim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.